herkesin kafasındaki deli gibi bir soru var. Chiacoin farming, mining yapmak mantıklı mı? Bu konuya birkaç kelimede hemen cevap vereyim. Ondan önce Twitter adresimi ve Telegram adresimi takip etmeyi unutmayın. Orada güncel haberleri, güncel bilgileri ve yaptığım işlemler hakkında sürekli paylaşımlarda bulunuyorum. Eminim hiçbirini kaçırmak istemeyeceksiniz. Chia coin ile şu an için farming yapmak bana öyle bir mantıklı geliyor ki anlatamam. Çünkü Ethereum kazan insanlar artık Ethereum'dan kazançlarının devasa bir şekilde düştüğünü dile getiriyorlar. Yani küçük bir yatırımcıysanız artık Ethereum üzerinde çok fazla para kazanamıyorsunuz. Bu da sizi başka para kazanabileceğiniz yöntemlere yönlendiriyor. Bu da insanların çiha koyuna olan ilgisini arttırıyor. Yıllar yıllar geriye gidelim. Ethereum ve Bitcoin kazma işlemleri yıllar önce ne kadar meşhurdu? Kaç tane insan yapıyordu? Herkes bu işlere girmeden önce neler sıkıntılar çekiyordu? Hepiniz bir yerlerde okumuşsunuzdur. Ben inanıyorum ki dünya üzerindeki SSD ekran kartı sıkıntıları artık Herkesi Chia Coin tarzında farming yapabilecekleri, mining yapabilecekleri sistemlere yönlendirecek. Bu Chia Coin'in illaki fiyatı düşecektir. Belki 20 dolar olacaktır, belki 10 dolar olacaktır, belki de 1 dolar olacaktır. Ama şunu unutmayın, bu yıllardır zaten planlanan bir sistem. Büyük devasa şirketler küçük yatırımcılara fırsat ne kadar az verirse, küçük yatırımcılar daha çok fırsat aradıkları yerlere koşacaktır. O yüzden Chia coin ilerleyen dönemlerde belki bir yıl sonra, belki 3 ay sonra bunu bilemem. Bunu kesin olarak kestiremiyorum. Çok güzel konumlara geleceğini düşünüyorum. Çünkü herkes imkanı olduğu derecede yatırım yapmaya çalışıyor. Bu yatırımlar illaki karşılık bulacaktır. Bana göre mantıklı olan sistemi anlatayım. Yani yaklaşık 10.000 TL civarında bir bilgisayar sistemi kurmayı planlıyorum. Onunla ilgili videoyu da büyük ihtimal siz bu videoyu izliyorsanız yapmışımdır. O videoyu da izleyip nasıl bir sistem kurduğumu öğrenebilirsiniz. Sistemin tutmadığı takdirde hani olur da çiğa koyun battı etti artık sistem yapılmıyor şöyle böyle zararınız ne onu anlatmaya çalışacağım. Bana kalırsa %10'luk bilemedin. Hadi en kötü ihtimal her şeyi sıfır aldıysan hani ikinci el topla toplamadıysan en kötü ihtimal ikinci el fiyatlarından satabileceğin bir sistemler. Çünkü 10.000 TL civarında bir bilgisayar toplayacaksın ve bu bir oyuncu bilgisayarı olacak. Oyuncu bilgisayarlarında fiyatları gitgide artmakta. Ekran kartlarının fiyatlarını zaten biliyorsunuz. Geriye taşınabilir diskin fiyatı kaldı. Bunu da %90 elinizden çıkartırsınız. Çünkü bu sistemi yine duyan herkes sürekli taşınabilir HDD almaya çalışıyor. İlla siz satılık yaptığınızda yeni girmek isteyen birisi hemen almak isteyecek. Bunun haricinde zaten siz siz büyük kapasiteli bir HDD aldığınız için bu tarz HDD'ler zaten yüksek yazma hızları daha doğrusu uzun yıllar boyunca kullanma kullanılmak için yapılıyor. Yani 3-5 ay sonra, 1 yıl sonra sizi sıkıntıya sokacak bir sistem de değil. Onu da geçiyorum. Zaten bu sistem HDD'yi yoran, hayvan gibi çalıştıran bir sistem de değil. Yani bazı arkadaşlar yorum yapıyor ama bilmeden yorumlu yapıyorlar. HDD'yi abi çalışırken elini al. Yani bu HDD'nin içine sen ee, Call of Duty artık PUBG artık ne istiyorsan o oyunları GTA 5 gibi oyunları yükleyip onlar içerisinden RAM'e ön ön yükleme yapıp oyun falan oynamayacaksın. Sadece oraya attığın dosyalar anlık olarak bilgi alışverişi sağlayacaklar. Yani bu da oradan bir görsel fotoğraf açıyor gibi düşünün veya e, kısa bir video izliyor gibi düşünün. Diğer türlü e, oyun oynuyor gibi bir performans vermeyecek zaten. HDD'yi çok fazla yoracağını düşünmüyorum ama tabii bu aldığınız markaya göre fazlası da o yüzden eğer bir sistem topluyorsanız abi en iyisini toplayın, ileride zarar etmemeyi planlayın. Gerekirse ilk başta az kazım yapın ama iyi bir sisteminiz olsun, elinizden çıkarması kolay olsun. Bu kadar şeyi söyledikten sonra farming yapmak mantıklı mı mining yapmak yani? Bence e, şu an için fazlasıyla mantıklı. İnşallah elinde 1 terabaytı olana da 10 terabaytı, 20 terabaytı, 40 terabaytı olana da çok güzel gelirler bırakır, havuz sistemleri artar, herkes bu konu üzerine yoğunlaşır ve herkes evinde bilgisayarını ufak da olsa açsa, ekranını kapatsa bile aylık 5 lira, 10 lira da olsa hatta onu da geçtim aylık 10 dolar bile verse en azından zaten aylık gideri bunun toplasan 30 lira olmaz. En azından ufak da olsa bir karın olur, gelirin olur. Ya yani en azından doğaya karşı, elektrik sıkıntılarına karşı daha az sıkıntı yaşamış oluruz. Videonun başında da anlattığım gibi kesinlikle Twitter adresimi ve Telegram adresimi takip edin. Kaçırmayın. Elimden geldiği kadar orada size yardımcı olmaya çalışacağım. Takıldığınız Soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.